Herkese merhabalar. Algorand mimari olarak oldukça sağlam bir mimariye sahip bir blok zincir ve Algorand da akıllı kontratlar işlemler yaparken birçok programlama dilini de destekleyebiliyor. Algorand'ın developer.algorand.org sayfasının dokümanlar sayfasına geldiğimizde açılış sayfasında şöyle Get Started, Run a Node ve Get Details adlı 3 kısım bulunuyor ve burada birçok kodlama için ayrıca bilgiler oluyor. Get Started kısmını tıklıyoruz. Ve açılan sayfada aşağı doğru geldiğimizde SDK sayfasını tıklıyoruz. Sekmelerden bakarsak Algorand Python destekliyor, JavaScript destekliyor, Go ve Java destekliyor. Biz bu eğitim serimizde şimdi JavaScript ile kodlamaya bakacağız. JavaScript'i kullanacağız. JavaScript web yayıncılığı için en yaygın kullanılan programlama dillerinden biri. JavaScript'te kod yazarken öncelikli olarak şöyle gelelim. Burada bir uygulama yine var. Bunu ilerleyen aşamalarda da bakarız. Bu projeyi gerçekleştirmek için işlemler yapmak için bizim Node.js'in yüklü olması gerekiyor. Bunun için ben şöyle sekme açıyorum ve Node.js.org sayfasına gidiyorum. Ve JavaScript şu an Algorand'a geçmeden önce JavaScript'i bakıyoruz ve en güncel soldaki LTS yani Long Term şu an bizim bu versiyon olarak şunu destekliyormuş. Şu an current versiyon daha yüksek olmasına rağmen fakat Long Term Support kısmındaki şunu tıklıyorum ben. İndirme klasörünü bu şekilde indiriyorum ve bu bizim Node.js'in ilgili versiyonunu bilgisayara indiriyor, download ediyor. Sizin kullandığınız işletim sistemine göre, ben şu an Mac kullanıyorum, Windows ve Linux işletim sistemlerinde de durum aynısı. Node bu şekilde indiriyor. Şimdi Node'u indirdikten sonra bunun bir kurulum sihirbazı var. İşletim sistemimize uygun olacak şekliyle bu kurulum sihirbazı çalışacak. Şöyle indirildi ve bunu tıklıyorum şöyle. Bakın bu kurulum sihirbazı continue, continue, I agree diyorum, continue. Olduğu gibi herhangi bir değişiklik yapmadan ben bunu şöyle şifrede isterse eğer bunu da ekliyorum. Ve şu an Node.js'in bu güncel versiyonunun bilgisayara kurulumunu tamamlamasını bekliyorum. Şu an bunu kurduk ve bu kurulum sihirbazını da attık ve tekrar ben şöyle buraya geleyim ben. Aslında bunu şöyle de yapabiliriz. Hatta şuradan devam edebilir. Şimdi ben Node.js'i yükledikten sonra ben kodlar için bir IDE kullanacağım. Visual Studio Code olarak onu da ben size göstereyim ben. Şöyle açayım ben. İstediğiniz IDE'yi kullanabilirsiniz ama en yaygın kullanılardan biri Visual Studio Code. Şöyle açalım. Visual Studio Code'un download sayfasına gelelim. Bakın burada işletim sistemimiz neyse ona göre uygun versiyonun şöyle kurulum sihirbazlar buradan geliyor. Şöyle download tıkladığımızda Visual Studio Code'un şu an 170 MB'lık bir kurulum dosyası var. Bu arada tabii benim bilgisayarda Visual Studio Code vardı. Şunu da kapatalım isterseniz. Şöyle kapansın. JavaScript'te kod yazarken aslında şu an biz temel JavaScript kodlarını çalıştırmak için bilgisayara bazı şeyleri indirmemiz gerekiyordu. Onları şey yapıyoruz. Tabii bunu kurduk, bunu indirdikten sonra da aynı kurulum sihirbazı gibi ileri 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 seçerek gerekli tüm Visual Studio Code kurulum aşamasını gerçekleştiriyoruz. Şu an bende yüklü ama tekrardan bir yükleyelim isterseniz sizlerle beraber. Siz Windows kullanıyorsanız Windows kısmını, Linux kullanıyorsanız Linux veya yine Mac kullanıyorsanız Mac'teki kısmını tıklayarak burada hatta Windows'taki mimarinize göre de gerekli kurulumları yapıyorsunuz. Şu an yaklaşık 35 saniyelik bir kısım kaldı. Visual Studio Code bizim JavaScript'leri yazabileceğimiz bir arayüz. Hatta şöyle göstereyim ben. Şu şekilde açalım. Bende yüklü zaten. Ve bunun içerisinde biz buradan yeni projeler oluşturabiliyoruz. Var olan projeleri çağırabiliyoruz. Burada daha önceki projelerim falan var. Bu şekilde kodları dilediğiniz gibi ekleyip çağırabiliyorsunuz. Ve şuradan da şöyle göstereyim ben. Extensionlar kısmından da buradan JavaScript yazarak bakın şöyle açayım ben. Ben JavaScript'te şu JavaScript ECMAScript 6 versiyonunu ben bilgisayara indirmişim ve bu haliyle JavaScript kodlarını çok kolay bir şekilde burada çağırıp çalıştırabiliyorum. Şimdi bu kodun yine şu an sanki bende kurulu değilmiş gibi şunu da ben yine tekrar kapatayım ben. Şöyle tıklayayım ben. Bakın open diyorum. Ve bir yine kurulum sihirbazı aracılığıyla seri bir şekilde Visual Studio Code'un kurulumunu sağlamış oluyorum. Şimdi Visual Studio Code'u kurduk. Node.js'i kurduk. Şimdi burada projeler yapmaya başlayacağız.
Şimdi ben şöyle şunu da indireyim ben. Her şeyi kapattım. Tertemiz. Şu an bir şey yapmadım. Şimdi ben bu iş için şimdi ben JavaScript ile işlemler yapacağım. Yeni bir tane folder oluşturuyorum ve ilk proje diye bizim Algorand'da akıllı kontrat için ilk projemizin hazırlığını yapıyoruz. Daha sonra ben Visual Studio kodu şöyle Visual Studio kodu tıklıyorum. Şöyle açıyorum ben. Ve bunun içerisinde bakın bu boş klasörü şöyle sürükle bu yöntemiyle bırakıyorum. Sonra buraya gelelim. Bakın şu an içerisinde hiçbir şey yok. Şuradan terminal, new terminal diyorum. Şimdi biz ne kurmuştuk? Node.js kurmuştuk değil mi? Şu terminalin açılmasını bekliyorum. Bakın burada node-v derseniz hangi versiyonun olduğunu görürsünüz. Ben 16.14 vardı. Şu an eski bir versiyonda duruyor. Hiç önemli değil. Node versiyonlarından herhangi biri destekliyor. Şimdi ben burada yeni bir tane şöyle file açıyorum. Ve bunun üzerine index.js JavaScript projesi yapacağımdan dolayı bunu ekliyorum. Şu an index.js'im var. Şimdi projenin içerisinde bir tane index.js var. İçi bomboş. Onu da ayarlayacağız. Şimdi bunun için ben node.js projesi yapacağımdan dolayı burada npm init diyorum. Yani node projesini hazırla. Biz JavaScript'te bir uygulama yaparken node.js üzerinde yayınımızı yapacağız. Server mantığıyla çalışacak backend'de. Şu an biz bunu yaptık. Ve şu an şöyle gelelim. Hemen bakalım. npm init hatta package ne? Evet geldi. Şu an paket ismini, int proje ismini verdim. Versiyon bilgisini verdim. Tamam. İşte ne diyelim ki örnek mesela. Örnek bir Algorand JavaScript projesi. Evet ismi de şöyle açıklama yaptık. Index.js'de mi başlayacak? Tamam. Test bir command ister misin? Hayır diyorum. Git. Bunları girmiyorum. Keyword'ları girmiyorum. Ve yazarda kendi ismimi veriyorum mesela. Şöyle. Lisans da hiç önemli değil. Ve bunu tamamladık. Şimdi buraya geldik. Bakın. Biz boş bir index.js'imiz var. Ve package.json'ımız var. Şimdi bizim burada ben node'la işlem yapacağımdan dolayı ben klasik node'da start komutu çok önemli. Start diyorum. Şöyle ve burada node'u çağırmanın konu JavaScript'te node boşluk index.js diyorum ve şurada bir virgül koyuyorum. Bu ne anlama geliyor? Şu script yani ben npm start dediğimde arka plandaki index.js'i çağırmak için node index.js komutunu otomatik çağıracak. Yani ben start komutuyla ben bunu hızlı bir şekilde yapabileceğim. Şimdi bunu da ben burada kaydettim. Şimdi biz şu ana kadar yeni bir tane JavaScript projesi oluşturmak için node.js'i kurduk. Projemizi açtık ve projemizin içerisinde index.js ismiyle bir tane boş bir şu an bir JavaScript dosyamız var. Package.json'da da şu şekilde start.com için bir hazırlık yaptık. Şimdi ben burada Algorand'la işlem yapmak için bakın npm yine node'la işlem gidiyoruz. E install demek. Buraya install da yazabilirsiniz. Kısaltmayla e ile gidiyoruz. npm e ve Algorand'la işlem yapacağız. Algo SDK. Algorand'ın gerekli SDK'ini buraya yüklemesini istiyorum. Şu an bakın bunu yapınca otomatik olarak dependency'lere, bağımlılıklara Algorand'ın şu an 1.13.1 versiyonu varmış, müsaitmiş. Onu şu an hazırladı. Bir de ben burada Algorand blok zincirinde işlem yaparken ben bazı gizli bilgileri ben saklayacağım. Bunun için de .env dediğimiz bir kütüphane var. Bu onu da yine npm e.env. Bunu da yüklüyorum ben. Şu an biz yüklemelerimizi bu şekilde yaptık. Şimdi .env ne demek? Ben burada şöyle sağ tıkla new file deyip .env diyorum. Ve bunun içerisinde ben bazı API'ları saklayacağım. Şimdi burada da mesela şöyle API diyorum. Ve içerisinde şurada şu şekilde bir bilgi saklayacağım. Bu .env aslında Linux ve Mac gibi bilgisayarlarda gizli dosya demek. Yani biz .env kütüphanesini yükleyerek gizli dosyalara erişmesini sağlıyoruz projenin. Ve bunu GitHub gibi yerlerde paylaşınca bu .env paylaşılmıyor. O neden paylaşılmıyor? Onu da Git projelerinde hazırlanırken nokta yani görünmeyen dosyaları paylaşma komutu hazır olduğu için bu bilginiz güvenli bir şekilde saklanmış oluyor. Şimdi ben buraya API bilgisini saklayacağım. Ve bunun için yine API sayfasına gideceğiz. Daha sonra bizim burada kodumuzun içerisinde de işlemler yapacağız. Şimdiye kadar kurulumlarımızı yaptık. Bu videomuz burada kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.